Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Öncelikle hepinize selamun aleyküm. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Gökbey helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hiç olmadığı kadar yakın. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, resmi Twitter hesabından, 4. Gökbey prototipinin de test uçuşlarına başladığını ilan etti ve 4. Gökbey prototipinin görüntülerini tüm kamuoyuyla paylaştı. Kotil, ilk kez havalanan 4. Gökbey'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz ifadeleriyle Gökbey helikopterinin 4. prototipinin görüntülerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel maksat helikopter ihtiyacını karşılamak üzere TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbey helikopteri göreve başladığında Türkiye özgün helikopterini üretebilen nadir ülkeler sınıfına yükselecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların genel maksat helikopteri ihtiyacının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı Gökbey, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla başlamıştı. Program bütçesi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli Savunma Sanayi İcra Kurulu'yla kararlaştırıldı ve 26 Haziran 2013 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T-625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta ve üretilmekte. Atak programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmekte. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevleri de icra edilebiliyor. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri T-625 Gökbey, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06'da başarıyla gerçekleştirmiş olup seri üretime artık geçmek üzere. Helikopterin EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sertifiye edilmesiyle ilgili çalışmalar da sürdürülmekte. T-625 Gökbey yalnızca günümüzün değil, aynı zamanda geleceğin operasyonel gereksinimleri de göz önünde bulundurularak gelişmiş aviyoniklerle üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanan bir helikopter. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ihtiyaç makamlarının kullanımı için tasarlanan yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanıyla ön plana çıkan Gökbey, dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilmekte. Türkiye, yerli ve milli helikopteri Gökbey'i envantere kazandırarak bunun ihracatına bir an önce başlamak istiyor. Böylelikle Türkiye, ihracat yarışmasında bir unsur daha kazanmış olacak ve elini güçlendirmiş olacak. Artık havacılık alanında dünya standartlarını belirlemeye başlayan Türkiye'nin geliştirdiği milli genel maksat helikopterinin ayrıca silahlı bir varyantının da geliştirilmesi planlanmakta. Türk mühendisler tarafından yıllardır
emek emek, ilmek ilmek geliştirilen T-625 Gökbey helikopteri, 2 mürettebat ve 12 yolcuyu taşıyabiliyor. 15.8 metre uzunluğa, 13.2 metre ana rotor çapına, 6050 kilogram azami kalkış ağırlığına, 2 adet Tİ-TS-1400 milli helikopter motoruna, 1020 kilogram yakıt tankına, 280 kilogram harici yakıt tankına ve 1.1 metreküp bagaj hacmine sahip olan Gökbey helikopteri, saatte 306 kilometre yani 165 knot hıza çıkabiliyor. Menzili ise yaklaşık 400 deniz mili yani 740 kilometre. Yedek yakıt tankı takılması halinde ise Gökbey helikopteri tam 512 deniz mili yani 948 kilometreye varan muhteşem bir menzile kavuşuyor. T-625, iki geniş dokunmatik çift entegre görev ekranı ve iki dokunmatik komut kontrol ünitesi içeren bir Aselsan cam kokpitle birlikte 4 eksenli çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemine de sahip. IFR ve VFR tek pilot operasyonları, gece operasyonları ve bilinen buzlanma koşullarında uçuş için tasarlanmış. Savunma Sanayi Başkanlığı T-625'te kullanılan çeşitli alt sistemler için çok sayıda patent alındığını da açıkladı. Yani Gökbey helikopterinin bünyesinde sadece Türkiye'ye özel pek çok teknoloji de bulunuyor diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ya Kahhar.